dağıtımı yasaklanınca ya da öyle yansıyınca biz dedik ki ekmeği 5 kuruşa satalım. Hani bir, çünkü millet aç İsmail Bey. Bakın anlattınız, insanlar uzun süredir işsiz, evlerine para girmiyor. Para olmayınca insanlar çocuklarına tabii ekmek götüremiyor. Bu insanların sayısı da az değil, oldukça çok fazla. Beni bir gün sonra Sayın Valim aradı. Dedi ki başkanım, ben sana ekmeği bedava satma yasak dedim mi? Demedim Sayın Valim dedim. Öyle bir şey hani söylese aks etmiş olurum. Güzel. Peki niçin böyle bir şey yaptın? Dedim ki ya Mersin başına gelen benim başıma gelmesin. Tedbiren yaptım onu dedim. Mersin'de aslında ne olmuştu? Para... Mersin'de? Mersin'de hani bir ekmek dağıtımı yasaklandı. Tek başına dağıtamazsın falan gibi tantanalar olmuştu. Peki. Ya. Yani ekranlarımıza yansıdı. Dedi ki Sayın Başkan bedava dağıtabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta arzu edersen Vefa grubuyla birlikte dağıt. Peki Sayın Valim dedi. Bravo, biz Vefa bravo grubu, Valiye. Biz Vefa grubuyla birlikte bedava ekmek dağıtmaya başladık. Şimdi iki gün önce bizim arkadaşlarımız ekmeği dağıtırken bir Suriyeli baskını oluyor. Yani hani o mesafe, sosyal mesafe var ya, evet, evet, sosyal mesafe uyulmuyor ve dolayısıyla tehlike arz ediyor tabiatıyla. Sonra arkadaşlar beni aradılar. Üç tane arkadaşımızı karakola çağırmışlar. Ben de Sayın Kaymakam'ı aradım. Dedim ki Sayın Kaymakam'ım, yani bu arkadaşlarda suç yok. Suç bizim. Biz ekmeği vermişiz. Dağıtırken Suriyeliler gelmiş, sosyal mesafeye uymamışlar. Sayın Kaymakam da alavar dedi ki biz sadece sosyal mesafeye uysunlar diye bir ikazda bulunacağız. Herhangi bir işlem yapmayacağız dedi ve herhangi bir işlem yapmadan da arkadaşlarımızı güzel bıraktılar. Güzel. Biz de biraz daha hassas davranacağız. Vefa grubuyla birlikte bedava ekmek dağıtmaya devam edeceğiz.